Hepinize günaydın. Özgür Duru gidiyor bugün. Ya gitmedi mi? Hadi. Hadi. Hop hop hop. Dedesi, amcası ve Mehmet dedesi seviyorlar. Hadi, hop hop. Baba bir göstersene bana. Özgür Duru. Halacığım. Sen bugün 4 aylık mı oldun halacığım? Evet. Ben miydim? Hadi. Hop. Hadi. Hadi dede. Aşkım. Ya. Vakit ayrılık vakti ne yazık ki. Biz hiç ben istemesek de. Ben seni çok üzeceğim ya. Ne kadar? Gitme ya, gitme. Neredeyse kahkaha atacak ya. Allah Allah Allah. Gitme kızım. Ben ne yapacağım? Özgürlüğe nerede diyeceğim, yok diyeceğim. Evet, özleyeceğim. Hala, gitme hala. Gitme hala ya. Gitme ya. Gitme kızım sen. Sen bir de kal. Babası dört gözle bekliyor onu. Bak bak bak, seviyor. Bak. Halacığım. Geçi. Halam. Halam. Arabada gözü gidecek ya baba. Halam. Bununla bak, ağzına bak. Nerede gidiyor? Aşkım. Ah. Hadi yavrum. Allah'a emanet ol. Oh nasıl öptüm ama şimdi. Nasıl öptüm? Babanine ver. Pazar gün Gebze'de düğün var. Bilmiyorum nasıl olacak. Gideceğiz belki. Evet. İstanbul'a gidecekleri yolcu ettikten sonra biz de giyindik. Düzce'ye gidiyoruz. Bir cenazemiz varmış akrabamızın. Oraya gidiyorlardı annemler. Dedim ki ben de geleyim. Bilmiyorum. Belki bir şeyler yaparım. Melih Gökçen evi. Bir planım yok. Ha? Melih Gökçen evi. Melih Gökçen evin önünden geçiyormuşuz. Babam onu gösterdi. Melen ağzında. Melen ağzındayız şu an. Göstereyim hadi. Görünmüyor fakat ama şurası. Evet, babaannem, annem, ben ve babam çıktık, gidiyoruz şimdi. Dediğim gibi bir planım yok ne yapacağıma dair. Oraya gidince hep birlikte göreceğiz. Bakalım neler yapacağız. Biz şimdi Düzce'ye geldik arkadaşlar. Bayağı bir alışveriş yaptık. Annem tunik pantolon aldı, ben de elbise aldım. Eve gidince gösteririm, mağazaların içinde çekemedim. Böyle bir yabancı hissettim kendimi oraya. Nedense bilmiyorum. Memleketim olmasına rağmen. Şimdi de AVM'ye geçiyoruz. Orada birazcık yemek falan yiyeceğiz. Ondan sonra da bilmiyorum ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. AVM'ye giriyoruz. Krem Park. Ya keşke çekebilseydim. Çok komiktiniz ya. Aşırı komiktiniz. Merdiven de var, görür merdiven. Olmaz ya, bu olmaz bu iş. Niye? Korktum işi. Niye ki? Bak göz, aşağıya bak. Göz göre çıkıyoruz yukarıya. Ha, çok mu korktun? Tamam. Çıkmıştık ya. Ha. Evet arkadaşlar, eve geldik. Böyle sallanan sandalyeme oturdum. Hemen size şöyle aldıklarımı göstermek istiyorum. Şöyle bir, iki ve üç tane poşet var. Bir de böyle poşette olmayanlar var. Şimdi hemen poşette olmayanlardan başlayayım. Bugün Şoka terlikler gelmiş. Gezenin terlikleri. Ben de tesadüfi internette gördüm. Şöyle çok güzel terlik gördüm. Burada terlik çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Sahile falan gittiğimiz için. Böyle mor bir Gezer'in plaj terliklerinden aldım. Bir tane de böyle bir babet çorabı aldım. Bu da ihtiyacı olur diye aldım. Ben yaz kış babet çorabı giyiyorum. Çünkü spor ayakkabıdan çorabın görünmesini sevmiyorum. Görünse bile böyle renkli desen çoraplar olmasın. Öyle bir takıntım var. Gereksiz bir takıntım. Şimdi hemen aldığım kıyafetlere geçeyim. Önce annemin aldıklarını göstereyim. Annem de alışveriş yaptı. Şöyle annem bir tane böyle bol pantolonlardan aldı. Tuniğinin altına. Aslında önce tuniği gösterseydim daha mantıklı olacaktı. Haklısınız. Hemen tuniğini gösteriyorum. Tuniğine ben bayıldım ya. Muhteşem bence. Gayet böyle rahata benziyor. Şöyle çiçek desenli. Daha güzel tutayım, daha net anlayın. Böyle çiçek desenli bir
bikini kaldı. Böyle rengarenk ama mavi ağırlıklı. Altına da yine ona uysun diye böyle göstermiş olduğum bol paça pantolonu aldı. Bunlar gerçekten güzeldi. Bunu nereden aldık? Pera Butik'ten aldık. Düzce'den. Sanırım internet siteleri de var. Bilmiyorum. Eğer beğendiyseniz girip bakabilirsiniz arzu ederseniz. Pantolonu 70 liraya aldık. Gömleği de 60 liraya aldık. Bence fiyatları da çok böyle uçuk değil yani. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu görecelidir. Yani fiyat konusu biraz göreceli olabilir. Şimdi hemen benim aldığım fiyatla geçelim. Biliyorsunuz ki bizim böyle çok fazla düğünlerimiz oluyor. Çok yakın zamanda da geçen gün videoda gördüğünüz, hatta iki gün önce koymuş olduğum videoda gördüğünüz Kübra'nın düğünü var. Aslında benim böyle bir kiremit elbisem var. Aslında Seda'nın da ama benim el koyduğum ve birkaç düğünde giydim. Onu giymeyi düşündüm ama farklı olsun istedim. Dedim ki hani onu kınada giyerim, yine onu değerlendiririm. Çünkü çok fazla elbise getirmedim yanımda. Onu kınada giyeceğim. Düğün içinde böyle bir elbise bakayım dedim. Aslında kına için bakıyordum ama bu elbiseyi görünce fikir değişti. Dedim ki ben bunu düğünde giyeyim. Çünkü güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle hemen göstereyim size. Siyah beyaz ifil ifil bir elbise. Gerçi ifil ifil elbiselerin zamanı geçti sanırım. Çünkü oldukça yağmur yağıyor Türkiye'nin her yerinde. Şöyle böyle buralarında fırfır detayı var. Kolları bu şekilde geliyor. Hemen altını da göstereyim. Altı da böyle yine fırfır detaylı. Düğmeleri kırmızı. Yine aynı şekilde şu altından da kırmızı böyle fitil detay geçiyor. Bence güzel. Yani ben beğendim. Çok hoşuma gitti. Bunu da hemen söyleyeyim nereden aldığımı. Merdiven Butik Düzce'den aldım. Sanırım ama bunun devamı yok. Yani siz yine de sayfaya mesaj atarsınız. Bilemiyorum. Belki vardır. İsterseniz. Bunu 150 liraya aldım. Bence bu elbise için de uygun. Aslında A'sı ve 2'ye bakacaktım. Ama dedim ki sonra ya normal bir butikten alayım dedim. A'sı ve 2'den hani yine böyle bu tarz bu fiyata vereceğimi bir butikten alayım. Hem daha şık olur diye düşündüm. O yüzden ona da 150 lira verdik. Şimdi oradan sonra da tabii bunların üzerine ne almamız gerekiyordu? Şal almamız gerekiyordu. Babam dedi ki baba hadi bize şal al dedi. O da sağ olsun bize şal aldı. Bu annemin kıyafetlerinin üstüne böyle mavi bir Medine ipeği şal. Bu arada bana çok soruyorsunuz Medine ipeği şalları nereden bulabilirim diye. Bütün eşarpçılarda, şalcılarda var. Hatta pazarlarda bile satılıyor. Markasının bence bir yerine bir yok. Yani ben öyle düşünüyorum. Benim kullandıklarım Fresh Scarf'sın ama mesela bu neymiş? Balsam. Yani hiç duymadığım bir şal. Zaten bunların fiyatları her yerde aynı. Bu mesela 45 liraydı. Genelde hepsinin fiyatları aynı. Yazın gerçekten muhteşem. Kullanımı aşırı rahat. Üt istemeyen bir şal. O yüzden biz bunları böyle seve seve kullanıyoruz. Ona da daha bu sene başladık kullanmaya. O yüzden böyle çok hoşumuza gidiyor. Annem de çok fazla şal takmayı sevmediği için bu şala ben el koyacağım galiba. Şimdi hemen beni yanlış anlamayın. Biz böyle normalde annem ve ben ortak kullanıyoruz bütün şallarımızı, eşarplarımızı. O yüzden bunun rengine bayıldım. Severek kullanacağım. Babaannem bakmak istiyor. Baksın. Bir de benim elbisemin üzerine aslında fitilleri kırmızı olduğu için kırmızı bir şal taksam diye düşündüm. Orada böyle elbisenin üzerine koyayım ama çok böyle patladı. O yüzden de kırmızı almadım. Ne aldım? Tabii ki de siyah aldım. Ben siyah şalı çok seviyorum. Siz bana yakıştıramıyorsunuz. Sürekli renk takmamı istiyorsunuz ama ben özel günlerde böyle siyah kullanmayı çok seviyorum. Bu da yine Medine ipeği. Boyutlarını da soruyorsunuz ama bunların boyutları standart. Bu arada soranlara da cevap olmuş olsun. Bunların boyu standart. Boylarını bilmiyorum. Gidip ekstra kestirmiyorum. Eşarpçıya gidiyorum. Medine ipeği şal alıyorum. Boyları neyse bana onu veriyorlar. Öyle. Alışverişim bu kadardı. Yine yağmur yağıyor. Baya baya yağıyor hatta. Şimdi yağmurun sesini dinleyeceğiz. Bir de çay içeceğiz galiba. Öyle. Bugünkü alışverişim de bu kadardı. Umarım siz de beğenmişsinizdir kıyafetlerimi. Zaten en yakın sürede düğün vloglarında üzerinde de göreceksiniz. Evet, şöyle atıştırmalık bir şeyler yiyelim dedik. Düzce'de yemiştik en son. Şimdi burada yiyeceğiz. Ne haber baba? Gelinine video çektin. Kızına video çektin. Bende yok.
Hiç. Ben talep etmedim. Sen talep. Demiyorsun ki kızım gel video çekelim. Yok. Peki. Sağ ol kız. Evet arkadaşlar, artık bir günün daha sonuna geldik. Yalnız videoyu kapatmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben bir gönderi paylaşmıştım. Ağustos ayında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri video yükleyeceğim diye. Ama onu uygulamaya geçiremedim ne yazık ki. Aslında şöyle, yani öyle yapsam, düzenli bir şekilde gitsem daha güzel olacaktı. Ama öyle bir zaman geldi ki mesela pazartesileri koyamadım. Bazen üst üste iki gün koyamadım. O yüzden öyle bir düzene oturtturamadım. Bundan dolayı da birkaç arkadaş bana Instagram'dan mesaj olarak yazdı. Hani neden video koymuyorsun diye. Zaten normalde pazar günleri video koymuyorum. Ama bazen öyle denk geliyor ki bazı günler, hafta içi bazı günlerde koyamıyorum. Bunun nedeni de açıkçası ilk başlarda hem gerçekten dinlenmek istediğimden de hem de Seda Özge ve ben aynı anda olduğumuz zaman hani aynı içerikleri çekmemek adına ya ben çekmiyordum ya onlardan biri çekmiyordu. O yüzden de böyle oldu. Ama bundan sonra artık bir düzene oturtmak istiyorum. Zaten neredeyse Ağustos'ta bitmek üzere, yani çok az bir zamanımız kaldı. 10 gün kadar kaldı. Bundan sonra da dediğim gibi yine eski düzenime geçmeyi düşünüyorum. Yani her gün video atmayı düşünüyorum. Pazar günleri hariç. Eğer atabilirsem dediğim gibi her gün atacağım. Ama atamazsam da arada bir böyle kaçamaklarım olabilir. Bunu da siz mazur görün lütfen. Bunu da size söylemek istedim. Çünkü hani habersiz de bırakmak istemiyorum açıkçası. Böyle mesaj da gelince üst üste dedim ki ben bunu bir açıklayayım. Bir açıklığa kavuşsun. O zaman şimdi ben videomu kapatayım artık. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar bugünlük bu kadar olsun. Beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, abone ol butonuna basmayı ve zil tıklamayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bye bye.